Benim bildiğim Fatih Altaylı kaynağı olmayan bir şeyi yazmaz, ekrana getirmez. Medya dünyasında bu denli kalıcı olmasının nedeni de kuşkusuz bu dürüstlüğünden dolayıdır. Olay TV'nin patronu olan Cavit Çağlar, Fatih Altaylı'nın yazmış olduğu bir yazıyı yalanlamış, öyle şeyler söylemedim demişti. Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı. Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak gazetecileri kulağından tutarım, atarım demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum. Gazeteciler kendi işlerini yaparlar. Asla benim müdahalem olmaz. Olay TV'de profesyonel gazetecilere, yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim açıklamasında bulunmuştu. Fatih Altaylı'nın yazısını yalanlamıştı. Fatih Altaylı da bu konuyla ilgili Medya Koridoru adlı internet sitesine konuştu ve yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu. Vallahi de billahi de öyle dedi demekten başka ne diyebilirim ki? Böyle bir şey uydurmak için ne gerekçem olabilir? Dediği her şeyi yazdım. Hatta birkaç şeyi de yazmadım. Yani ben Cavit Çağlar'ın söylemiş olduğu şeyleri yazdım, sözleri yazdım diyor Fatih Altaylı. Videonun başında da dediğim gibi benim tanıdığım, benim bildiğim, benim okuduğum, ilgiyle izlediğim Fatih Altaylı bugüne kadar doğrulatmadığı hiçbir şeyi ne sayfalarına ne ekranına taşımamıştır. Cavit Çağlar da bu şekilde bir yalanlama yaparak aslında Fatih Altaylı'yı zor duruma düşürmeye çalışmış olabilir ama yanlış bir ifade. Söylediyse de söylemiş olabilir. Kanalda tarafsız, bağımsız bir çizgi güdecek olabilirler. Olay TV ana haber bülteni tarafsız. Gerek iktidara gerek muhalefete yer verecek bir haber bülteni olabilir ki Türkiye'nin ihtiyacı da zaten bu. Tarafsız gazeteciler ve tarafsız yayıncılık. İktidarın da doğrularını anlatsınlar. İktidarın da yanlışlarını anlatsınlar. Muhalefetin de doğrularını anlatsınlar. Muhalefetin de yanlışlarını anlatsınlar. İktidarı destekliyor diye muhalefete iftira atılmasın. Muhalefeti destekliyor diye iktidarın doğruları da gösterilmeyerek iktidara da iftira atılmasın. İnsanların istediği yayıncılık bu dünyanın dört bir tarafında da var benzerleri ama bizde nasıl? İktidara birisi geldiği zaman birileri işleri güçlerini bozulmasın diye iktidara yanaşmaya çalışıyor. Çünkü adamlar gerçekten gazetecilik yapmıyor. Ya bir inşaat şirketi var, ya bir petrol şirketi var, ya bir fabrikası var, ya bilmem bankası var. Elinden alınmasın diye gitmesin diye birilerine yaranmak istiyorlar. Muhalefette olanlar da zaten sadece muhalefeti destekliyor, iktidarın doğrusu da olsa eleştiriyor. Doğrusunu bile hedef alıyor. İnsanlar bunu istemiyor. Olduğu gibi aktaracak kişiler istiyor ki o yüzden insanlar artık televizyon kanallarını izlemiyor. YouTube üzerinde, sosyal medya üzerinde yorum yapanları takip ediyorlar. Haberi insanlar artık sosyal medyadan öğreniyor. Ekranları izlemiyorlar, gazeteleri okumuyorlar, radyoları dinlemiyorlar. Çünkü geldiğimiz süreç içerisinde artık bu gazetelere, televizyonlara, ekranlara güvenmiyor insanlar. Doğru haberi sosyal medyada bulabileceklerine inanıyorlar. Hatta bugün şu an konuştuğumuz bir konu veya cereyan eden bir olayı gazete ertesi gün yayınlıyor. Ana haber bültenleri 7 saat sonra 8 saat sonra yayınlıyor. Ama sosyal medya öyle mi? Sıcağı sıcağına her şeyi okuyoruz, görüyoruz.